kolay gelsin. Mersi. Aslı Hanım, bu sabah itibariyle Yarıbakan Holding'teki kadronuz iptal edilmiş ve çıkış işlemleriniz başlatılmıştır. Kıdem tazminatınız bankanıza taksitle yatırılacaktır. Buyurun. Bunlar kayıtlarınıza tutmak isteyeceğiniz resmi evraklar. Zuhal, biz seni biraz zor anlıyoruz da ne oldu, ben kovuldum mu şimdi, nedir? Halk arasındaki tabirle evet. Ne demek, beni kovamazlar ya. Dergi çıkmaz ki. Bu derginin yarısından fazlasını ben hazırlıyorum. Saadettin Bey'in takdiridir. Ben sadece size tebliğ etmekle görevlendirildim. Ay tamam, öf. Sebebini de ben gayet iyi biliyorum zaten bunun. Allah Zuhal, sen çabuk kendine gelmişsin. Yani ben kendime gelemedim. Yani bu kafam böyle ortadan ikiye ayrılmış gibi. Pardon. Ben tam olarak ne demek istediğinizi pek anlayamadım Şehzuar. Şehzu, beni işten çıkartıyorlar. Ne? Aslı, ne diyorsun? Dergi çıkmaz. Biliyorum. Ya Volkan kızıyla evlenmek istiyor diye adam beni işten çıkartıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Volkan'ın da son kazığıdır yani bu bana. Hadi görüşürüz. Aslı ne yapıyor? Aslı saçmalama ya. Dur. Cem girer araya ya. Bir şey olur. Ya istemiyorum. Şehzu, acayip moralim bozuldu ya. Eve gideceğim. Hadi sonra konuşuruz. Ya Allah Allah ya. Bak şimdi benim de moralim bozuldu ha. Ama neyse ki sen varsın Zuhal. Moralimin yerine gelmesine yardımcı olursun herhalde bu akşam. Anlayamadım. Ben anladım. Sen diyorsun ki iş yerinde böyle labali falan takılmayalım. Hani başkaları yanlış anlar falan. Ben senin bu profesyonel tavrına bayılıyorum, biliyor musun Zuhal? Ben seni yerim. Zilli. Özür dilerim ama uyarmak zorundayım Şehzuar. Bu yaptığın iş yerinde cinsel tacize girer ve cezası var. Tebrik ederim Volkan. Senin yüzünden işten kovuldum. Aa, ne? Hayret ettim, ne ayıp şey ya. Ya ailesi de kendi gibi şekerim. Saadettin Bey size gıcık, ikinize gıcık diye beni işten attı. Başka kız yoktu değil mi İstanbul'da? İlla Selin'le sözlenmen lazımdı Volkan. Of, tamam Aslı, tamam ya. Bir de seninle mi uğraşacağım ya? Ne olmuş, 3 kuruş maaş alıyordun işte. Değmez zaten. Sen de eğitimli işsizler kadrosuna dahil oldun işte bari. Terbiyesiz, senin yüzünden oluyor bunlar be. Aslı tamam ya. Of, bu Saadettin Bey de ne adammış ya. Tam yani bu eski Türk filmlerindeki kötü fabrikatör karakterlerinden. Ay Aslı'cığım, canım ekmeğine mani olduk. Sonra bir tanem. Ay şundan biri anahtarı alsın ya. Tamam Selin'ciğim, tamam, babanın marifeti. Seninle ilgisi yok, tamam. Ay Tahsin Baba, bir fikrim var. Şey, muhallebici de Aslı'ya iş versenize. Yani benim hatırım için, ne olur. Olmaz, olmaz. Öyle şey olur mu Selin ya? Sen bir babanla konuş Selin'ciğim be. Volkan'cığım, ben ya konuştum tabii ki babamla. Kendisi diyor ki, Volkan senden ayrılmazsa diyor, Aslı'yı basında kesinlikle çalıştırmam diyor. Tabii o benim buna çok üzüleceğimi falan zannediyor herhalde. Evet Volkan, adam bizi kardeş zannediyor çünkü. Vallahi ben Selin'i seviyorum. Kararımı verdim ben. İyi halt ettin. Ben kaç senedir çalışıyorum o dergide, sen biliyor musun? Ya yazı işleri müdürü olmama şu kadar kalmıştı Volkan. Vay be. Demek derginin yarısından çoğunu Aslı Hanım yapıyordu. Evet Saadettin Bey, evet. Ayrıca 2 yıldır da kıza zam bile yapmıyorsunuz. Ha, yine de çalışıyordu değil mi? Evet, evet. Hem de 3 kişinin yapacağı işi yapıyor Saadettin Bey. 3 kişinin. Selin. Ben büyük bir hata yapmışım. Sizin aranıza girmeye hakkım yoktu. Vicdan azabından kıvranıyorum. Volkan mert bir çocuk. Aslı'yı da yarın işinin başına bekliyoruz. Tabii kendisinden özür dilemek için bir kahve kartı da vereceğiz tabii. Yani bravo, bravo Saadettin Bey. Ben sizin cömertliğinize hayranım. Zaten sizden de bu beklenirdi. Bravo. Selin'ciğim, aşkın karşısında durmak mümkün değilmiş.
Sen bu akşam eve gel de baba kız baş başa bir oturup konuşalım seninle yeniden. Artık hayırlısı. Tamam kızım. Bay bay bebeğim. Bay bay. Siz ne kadar anlayışlı bir insansınız Saadettin Bey. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim sizi. Ay, babam razı oluyor galiba Volkan. Beni yanına çağırıyor. Ay benim hemen gidip böyle gelin dergileri falan almam lazım. Kızım Aslı, bu kıyamı da unutma. Okey kocacığım. Ben gece yarısı babamdan dönünce görüşürüz. Fesübhanallah. Ne o kocacığım, mocacığım, pavyon kadınları gibi. Tövbe estağfurullah. Ya anne, siz de çok sabit fikirlisiniz Selin'e karşı ya. Oğlum bak ben annenden daha ılımlıyım. Seviyorsan ne denir? Benim kızdığım nokta. Bizi hiç gale almadı ki. Şak diye geldi. Efendim ben evlenmeye karar verdim denir mi? Denmez değil mi? Daha alıştıra alıştıra söylemek lazım. Ya baba tamam ya yani. Benim kayınpederim var koskoca ya. Saadettin yara bakan. O bize destek olur. Ne yapalım yani? Seviyor bizi o. Yarın hatta muhallebicideki haklarımı da hemen devredebilirim yani. Ya bak döndün hemen öteki tarafa. Nerelisin hanım köylü? Sensin köylü. Tamam ya. Aa, bir hırsız evine kadar kovalanmaz. Benim dağ gibi kayınpederim var ya. Duygusal bir insan o. Hassas vallahi. Aşka da saygı duyuyor. Bize de bir şeytan tüyü var. Sevdi bizi adam. Mütevaziyiz. Kasetimi de yapar benim onu. Destek olur bana. Çırağan'la da bir düğünümüzü yapar. Size de yük olmayız böylece. Ne yapalım? Bak bu kızla evlenirsen hakkımı helal etmeyeceğimi söyledim sana Volkan. Böyle geldiler, geldiler. Öyle şuramda duruyorlar. Ay ne sinir ayol. Her dakika burada. Şapur şupur böyle tikiritli tikiritli etmiyor mu? Ay sevimsiz. Tamam anne tamam, rahatsız etmeyin sizi, merak etmeyin. Ben artık zaten Selin'lerde kalacağım. Nasıl olsa kirası da ödeniyor. Oldu evladım, oldu. Nasıl uygun görürsen. Yaprak tökümü başlıyor işte. Anne, benim sizle konuşmak istediğim bir konu var ya. Tam sırası yani Aslı. Aman. Bu toplar da hiç... Bir işe yaramıyor. Benim şurubum nerede Tahsin? Ha? Nereye sakladın şurubumu? Sen bela mısın benim başımda ya? Aa, nanköre bak ya. Torpil yaptık, işe aldırdık seni geriye. Bir de bela bela diyor baba, bak görüyor musun? Tövbe de, tövbe de ya. Tövbe de. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.